İyi bir boğumlama için tüm konuşma organlarının iyi bir şekilde kullanılması ve ünlü ünsüz bütün harflerin net bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Artikülasyonda konuşma organlarının iyi bir şekilde eğitilmesi ve tembelliklerinin kırılması gerek. Ülkemizde Türkçe konuşulurken karşılaşılan en büyük eksikliklerden biri de konuşma organlarının tembelliği, yani dil, dudak ve çene tembelliği. Dil, dudak ve çene tembelliğini kırmamız, kelimelerin net bir şekilde ifade edilmesi için en başta gelen şartlardandır. Her zaman olduğu gibi, şimdi sizlere dil, dudak ve çene tembelliğini kırmak için bazı egzersizler tavsiye edeceğim. Önce, dilimizdeki tembelliği yok edebilmek için bazı egzersizler sıralayacağım. Öncelikle dilimizi gevşetebilmek için ağzımızın içinde sakız gibi çiğneyin. Devamında dilimizi ağzımızın içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hareket ettirmeye çalışalım. Sanki yemekten sonra kalıntıları temizliyormuşuz gibi. Bunu da yaptıktan sonra dilimizi dışarı çıkararak sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ettirelim. Daha sonra dilimize elimizle masaj yapabiliriz. Tabii bunu yapmak için elimizin temiz olması sağlığımız açısından şart. Dilimizi rahatlatmak için de son olarak uzun uzun rrr sesini çıkarmalıyız. Dilimizi çalıştırdıktan sonra da sıra dudaklarımıza geliyor. Dudak tembelliğini kırmak için ilk önce dudaklarımızı mümkün olduğunca çok geriye doğru gererek X, daha sonra da öne doğru uzatarak U harfini çıkaralım. Bunu hızlı ve seri biçimde yapalım. X, U, X, U, X, U, X, U, X, U, X, U. Aynı çalışmayı ağız hareketlerini abartarak A, O, A, U, A, Ü gibi harflerle de devam ettirebiliriz. Dudaklarımızı çalıştırmaya, dudaklarımızı emerek ve rahatlatarak devam edebiliriz. Dudaklarımızı hafif hafif ısırarak onlara adeta masaj yapabiliriz. Dudaklarımızı sağa sola hareket ettirmeliyiz. Herhangi bir yazıyı dişlerimizin arasına kalem alarak okursak hem dudaklarımızı hem de dilimizi çalıştırmış oluruz. Bu egzersiz sporcuların antrenman sırasında bacaklarına ağırlık bağlayıp koşması gibi dilimizi ve dudaklarımızı güçlendirecektir. Yaş 35, yolun YSTA, Dante gibi ortasındayız bugün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Bu egzersizi yaparken dişlerimizin arasına aldığımız kalemin kalın ve plastik olmasına dikkat edelim. Çünkü aksi takdirde kasılmaya neden olabilir. Dilimizi ve dudaklarımızı çalıştırdıktan sonra sıra geldi çenemizi çalıştırmaya. Çenemizin tembelliğini kırmak için mümkün olduğunca çok açarak konuşmalıyız. Bunun için şu egzersizleri tavsiye ediyorum. En başta baş parmağınızı kullanarak ağzınızı mümkün olduğunca çok açın ve bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Alt çenemizi sağa ve sola hareket ettirelim.
Elimizle çenemizi alttan bastırarak çenemizi açıp kapatmaya çalışalım. Böylelikle hem çene kasları güçlenecek hem de çenenin çevikliği artacaktır. Bu çalışmaları düzenli bir şekilde yaparak dil, dudak ve çene tembelliğimizi kırmaya çalışalım. Unutmayalım, konuşurken çenemizi mümkün olduğunca çok açalım, dilimizi ve dudaklarımızı da mümkün olduğunca çok hareketli kullanalım. Dil, dudak ve çene çalışmalarını yaptıktan sonra rezonans çalışmalarına, yani tını çalışmalarına geçebiliriz. Banyodayken çoğumuz zaman zaman şarkılar söyleriz. Bunu niye yaptığımızı hiç düşündünüz mü? Çünkü banyodayken insana sesi hoş gelir. Gerçekten de insanların banyo, hamam, boş salonlar gibi yerlerde sesleri güzel çıkar. Çünkü bulunan boş ortam sese hafif bir yankı, çok hoş bir tını katar. Bu hoş yankıyı ve güzel tınıyı her zaman yakalayabilmek için de banyo, hamam veya boş salon bulamayacağımıza göre ne yapabiliriz? Sesimize kendi vücudumuzun içinde tını katabiliriz. Yani kendi organlarımızı kullanarak sesimize hafif bir yankı katabiliriz. Sesimizi ve nefesimizi ciğerlerimizden geldiği gibi direkt boğazdan çıkararak kullanırsak hem gırtlağımız yorulur hem de güzel bir ses tonuna sahip olamayız. Vücudumuzda rezonans boşlukları denilen bazı boşluklar vardır. Bunlar boğazın üst kısmında ve yüz bölgemizde bulunur. Yüz maskesi de denilen bu boşlukları konuşurken sesimizi doldurmak için kullanmalıyız. Yani ciğerlerimizden gelen havayı sese dönüştürdükten sonra direkt boğazdan çıkararak konuşmak yerine bu boşlukları doldurarak konuşmalıyız. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Rezonans boşluklarını kullanarak konuşabilmek için diğer bölümlerde de olduğu gibi yine egzersizlerimiz var. İlk olarak rezonans boşluklarını kullanabilmek için, rezonans boşluklarını kullanma kabiliyetimizi geliştirebilmek için ağzımız kapalı bir şekilde gırtlağımızı fazla yormadan sesi çıkarmaya çalışmalıyız. Bu sesi çıkarırken alın bölgemize dokunarak alın bölgesindeki titreşimleri hissetmeye çalışmalıyız. Yüz maskemizi kullanma kabiliyetimiz arttıkça yüzümüzdeki titreşimler de artacaktır. O yüzden egzersizlerde özellikle alın bölgesindeki titreşimleri arttırmaya çalışalım. Evet, alın bölgesini ellediğinizde titreşimlerin gitgide arttığını hissetmelisiniz. Yüz maskemizi iyi bir şekilde kullanabilmek için şöyle bir çalışma da yapabiliriz. Elinize bir metin alın. Önce bu metni gırtlağınızı sıkarak fısıltılı, esrarengiz bir sesle okuyun. Daha sonra aynı metni genizden gelen, burundan gelen bir sesle okuyun. Ardından da aynı metni rahat bir şekilde kendinizi sıkmadan, kaslarınızı gevşek bırakarak okuyun. Yüz maskemizi kullanabilme yeteneğinizi geliştirebilmek için farklı tonlarınızı kullanarak şarkılar söyleyin. Özellikle çok kalın ve çok ince ses tonlarınızı kullanmaya çalışın. Sanatçıların ve sunucuların uzun süre güzel bir şekilde konuşmalarının sırrı da budur. Yani öncelikle güçlü bir diyafram, ardından da iyi bir rezonans. Uzmanların açıkladığına göre iyi bir konuşma için konuşmacının yüzü küçük masum bir çocuk ifadesinde olması gerekiyor. Bir başka deyişle de anlatacaklarımızın, sözlerimizin yüzümüze yansıması gerekiyor. Şimdi de iyi bir konuşmanın temel şartlarını ele alalım. Öncelikle konuyu iyi bilmemiz şart. Bunun dışında kime konuşacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Kime veya kimlere? Konuşmanın nerede yapılacağı da büyük önem taşıyor. Kapalı alan mı, kürsü mü, açık hava toplantısı mı, konferans mı, seminer mi ve bir başka ortam mı? Konuşacağımız yeri de daha önceden görmekte büyük faydalar var. Çünkü sıklıkla konuşma ortamlarında ses düzeni yerinde olmayabilir veya bize uygun olmayabilir. Bunun dışında konuşma yapacağımız dokümanları, araç gereçleri de gözden geçirmekte fayda var. Konuşmamızda akıcılığı sağlamak için küçük notlar almakta fayda var. Fakat bu notların iri harfli olması da şart, daha rahat görebilmek amacıyla.
Konuşmamızı metinden okumak da yine doğru bir izlenim uyandırmaz. Ancak önemli bir konuşmaysa, kısa fakat önemli mesajlar içeriyorsa bu notlara zaman zaman bakılabilir. Burada da önemli olan vurguları, tonlamaları, durakları yerli yerinde uygulayabilmek. Konuşma gününde sade, özenli, bize uygun olan, bizi ön plana çıkaran giysileri seçmekte de fayda var. Yani göze batmadan ama bizi öne çıkaran kıyafet seçimi de şart. Konuşma öncesinde konuşma organlarını açan çalışmaları az önce sizlerle paylaştık. Bu çalışmaları da kısa bir süreliğine de olsa o günkü konuşma öncesinde yapmakta pek çok fayda var. Ve yine konuşmanın içerisinde uzman görüşlerine, alanlarındaki önemli isimlerin görüşlerine, atasözlerine, deyişlere, şiirlere yer vermek de yine konuşmanın akıcılığını sağlar. Zaman zaman bize yöneltilen sorulardan biri de acaba tok karnına mı konuşmak daha iyidir şeklinde. Asla tıka basa karnınızı doyurarak konuşmaya başlamayın, hatta bu ortama gitmeyin. Ses nefes çalışmalarını yerli yerinde yapın, gevşeme, nefes, soluk alıp verme çalışmalarını tekrarlayın. Artık konuşmaya hazır hale geliyoruz. Konuşma alanına giderken bir iki derin nefes alın diyebiliriz. Konuşma yapacağımız alana asla yere bakmadan kendimizden emin şekilde seri adımlarla yürüyelim. Konuşma yapacağınız alana geldiniz. Hemen konuşmaya başlamayın. Öncelikle bu mekana göz gezdirin. Kürsü varsa kürsüye malzemelerinizi, eşyalarınızı yerleştirin, son kontrollerinizi yapın, eksiklerinizi gözden geçirin ve salondakileri göz ucuyla takip edin. Peki konuşma sırasında nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle konuşma alanında en rahat pozisyonu belirlemekte fayda var. Ardından başınızı kaldırın, salona veya etrafınızdakilere göz gezdirin, sizi dinlemeye hazır olduklarından emin olun. Ardından ses kontrolü yapabilirsiniz. Bunun için mikrofon varsa veya mikrofon yoksa farklı uygulamalar gerekiyor. Mikrofon olduğu alanlarda küçük bir iki vuruş denenebilir. Bunun dışında kısa kısa öksürükler de yine salonda sessizliği sağlamış olur. Bayanların zaman zaman bu konudan şikayet ettiklerini gözlemliyoruz. Özellikle öksürük veya mikrofona vurmak konusunda farklı bir yolda denenebilir. Bu da salona tebessümle göz gezdirmek. Konuşmaya başlarken en can alıcı noktalardan biri de selamlama aşaması. Selamlamaktan korkmayın, kaçınmayın ve hatta hafife almayın. İyi akşamlar, mutlu günler, iyi günler, merhaba demek oldukça hoş bir intiba uyandıracaktır. Fakat burada önemli olan abartıya kaçmamak, gereksiz övgülerde bulunmamak. Konuşma yapacağımız alan resmi bir tören mekanı değilse burada da yine protokol tarzı konuşmalardan kaçınmakta fayda var. Unutmayın ki bizi herkes dinliyor ve biz her seviyede insana hitap ediyoruz. Konuşmanızda mümkünse başlangıçta konuyu ana hatlarıyla kısaca özetleyin. Ardından da önemli örnekler verin, bu da konuşmayı destekleyecektir. Ve sevgili izleyenler, konuyu ana hatlarıyla kısaca konuşmanızın hemen başında özetleyin. Detaylara gelindiğinde de akılda kalıcı örnekler verin. Elinizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yani mekanı, ışıkları, mikrofonu, sesinizin düzeyini, elinizdeki bilgisayarı, araç ve gereçleri. Az önce de söylediğimiz gibi güncel örnekler vermekte fayda var. Ancak burada isim belirtmekte yararlı olacaktır. Yani bu alıntının kimden yapıldığını belirtmekte faydalı olacaktır. Konuşmanızda esprilere, fıkralara, güncel sözlere, atasözlerine yer verirken aynı zamanda gülmekten, tebessüm etmekten de kaçınmayın. Hatta küçük bir tavsiye, yerinde olacaksa ve doğal olacaksa ağlamaktan dahi kaçınmayın. Can alıcı cümleyi de sona saklayın, ana fikri, ortaya çıkarmak istediğiniz konuyu zirvede bırakmış olursunuz. Ana fikri de verdikten sonra konuştuğunuz kişileri, ortamı, dinleyicileri, izleyicileri fazla laf kalabalığına boğmadan selamlayın ve vedanızı da tamamlayın. Veda sonrasında da size bazı tavsiyelerimiz olacak. Hemen kürsüden ayrılmayın. Kürsüde bırakmış olduğunuz veya masada bırakmış olduğunuz size ait tüm notları toplayın. Bu heyecanınızı yenmenize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kutlamaları da yine tebessümle kabul edin ve mümkünse ayağa kalkarak selamlayın.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkçe'de yazı dili ile konuşma dili arasında bazı farklılıklar vardır. Bu bölümde ünsüzlerin ünlülere yaptığı etkiyi ele alacağız. Bazı ünsüz harfler bazı kelimelerde kendinden önceki ünlüyü değiştirirler. Bu değişme, daralma, büzülme ya da farklı bir şekilde olabilir. İlk olarak Y harfinin yaptığı değişikliğe bakalım. Y harfinin yaptığı değişikliğe genellikle daralma diyoruz. Y harfi bir eyleme geldiği zaman kendinden önceki geniş ünlüyü daraltır. Bu durumlarda A ve U harfi I harfine, E ve Ü harfi de İ harfine dönüşür. Daralmanın meydana geldiği bazı örneklere bakarsak, başlayan şeklinde yazılan kelime, başlayan şeklinde konuşurken telaffuz edilir. Ağlayan şeklinde yazılan kelime, konuşurken ağlayan şeklinde okunur. Bekleyen şeklinde yazılan kelime, bekleyen şeklinde okunur. Gözleyen şeklinde yazılan kelime, konuşurken gözleyen şeklinde okunur. Yürüyerek yerine yürüyerek denir. Çürüyen ifadesi yerine çürüyen denilir. Y ünsüzü fiiller dışında da bazı kelimelerde daralmaya neden olur. Mesela buraya yerine konuşurken buraya demeliyiz. Oraya yerine oraya demeliyiz. Daha önce de bahsettiğim gibi bu söylediklerimiz yani bu telaffuz şekilleri kesinlikle konuşma dili için geçerlidir. Genellikle bunlar yazı diline geçirilmez. Bir diğer değişim de yani ünsüzlerin ünlülere yaptığı etki de büzülme. Büzülme bir eyleme gelecek zaman eki olan cek cak geldiği zaman görülür. Mesela gelecek kelimesi gelecek şeklinde okunur. Yani C harfinden önceki E, İ'ye dönüşür. Yapacak kelimesi yapacak şekline dönüşür. Yine burada da C'den önceki A, I'ye dönüşür. Başlayacak şeklinde yazılan kelime başlayacak şeklinde okunur. Yapmayacak şeklinde yazılan eylem yapmayacak şeklinde okunur. Bekleyecek şeklinde yazılan eylem bekleyecek şeklinde konuşma diline geçirilir. Gelecek zaman ekinin kişi eki almış halinde de büzülme şu şekilde olur. Yapacağım yerine yapacağım ya da yapacağım denir. Geleceğim yerine geleceğim ya da geleceğim denilir. Üfleyeceğim olarak yazılan fiil üfleyeceğim ya da üfleyeceğim olarak okunur. Donmayacağız şeklinde yazılan eylem donmayacağız ya da donmayacağız şeklinde okunur. Konuşma dilinde görülen bir diğer değişim de ünlü birleşmesidir. Bazı ünlüler bazı kelimelerde birleşirler. Bu genellikle H harfinde görülür. Hane ile yapılan kelimelerin tamamında bunu görmek mümkündür. Örnek olarak hastahane kelimesini hastane şeklinde okuruz. Yani ortadaki H harfini düşürürüz, söylemeye gerek kalmaz. Postahane kelimesini yine aynı şekilde postane şeklinde okuyarak Y harfini söylemeyiz. Pastahane kelimesini de konuşma dilinde pastane şeklinde telaffuz ederiz. Rasathane de aynı şekilde rasathaneye dönüşür. Yani Y harfi burada da söylenmez. Ünlü birleşmesinin bir diğer şekli de şöyledir. Ne olur yerine konuşurken ne olur demeliyiz. Ne haber yerine naber dememiz gerekir. Ne oldu yerine ne oldu demek lazımdır. Konuşma dilindeki bir diğer farklılık da kaynaşmadır. İle, ise, idi, imiş gibi ek veya bağlaçlar hece düşmesine uğrayarak bir önceki kelimeyle bitişik söylenir. Örnek olarak Ahmet ile Ali değil, Ahmet ile Ali demek gerekir. Bıçak ile kalem değil, konuşurken bıçakla kalem demek lazımdır. Güzel idi değil, güzeldi. Yaşlı idi değil, yaşlıydı. Deliymiş değil, deliymiş. Aslan imiş değil, aslanmış. Ben idim değil, bendim. Özlem ise değil, özlemse. Hece düşmesi bazı farklı kelimelerde de görülür. Burada yerine konuşurken burada dememiz lazım. Orada yerine orada demek gerekir. Nerede yerine nerede, şurada yerine şurada dememiz lazımdır.
gitmeyeyim yerine gitmeyeyim demek konuşma dilinde daha doğrudur. Konuşma dilinde yumuşak G harfinin okunuşu da bazı durumlarda farklılık arz eder. Yumuşak G harfi kelimelerde ya hiç okunmaz ya da Y harfine dönüşür. Yağmur kelimesindeki ortadaki yumuşak G'yi söylemeyiz, kendisinden önceki A'yı biraz uzatarak bu kelimeyi telaffuz ederiz. Yani yağmur yerine yağmur. Ağaç yerine A'yı uzatarak söyleriz. Ağaç. Kağıt kelimesinde de yumuşak G'yi yine söylemeyiz ve kendinden önceki ince A'yı uzatarak söyleriz. Kağıt. Yumuşak G'nin Y'ye dönüştüğü durumlarsa şöyledir. Eğer kelimesinde yumuşak G Y'ye dönüşür ve eğer deriz. Meğer kelimesinde yine yumuşak G'yi Y'ye dönüştürerek meğer dememiz kulağa daha hoş gelir. Geleceğim yerine daha önce de söylediğimiz gibi geleceğim ya da geleceğim dememiz daha uygundur. Yükleyeceğim yerine de yükleyeceğim veya yükleyeceğim dememiz gerekir. Y harfi de tıpkı yumuşak G gibi bazı durumlarda düşer. Haydi'deki Y harfini söylemeyiz, hadi deriz. Öyle yerine öyle, böyle yerine yumuşak G'yi söylemeyiz ve böyle deriz. Kişiler kıyafetleriyle karşılanır, sözleriyle, konuşmalarıyla uğurlanır. Sesimizin niteliğini yani yüksekliğini, şiddetini, tınısını geliştirmek amacıyla yapacağımız çalışmalara geldi sıra. Yani temrinler veya bir diğer adıyla tekerlemeler. Tekerlemeler konuşmamıza hakim olmamızı sağlar. Temrinler dildeki kıvraklığı arttırır, tembelliğin de önüne geçer. Özellikle bayanlar açısından baktığımızda ard arda gelmesi zor olan kelimeleri yan yana getirerek belki de basit bir anlam bütünü içinde sunmakta fayda var. İşte bazı basit örnekler. Yalnız hemen söyleyelim, tekerlemelerde başlangıçta zorlanmak söz konusu. Bunu aşmak için de öncelikle sabırla davranıp gerekirse kelimeleri hecelemekte fayda var. Tekerlemelerin hangi tempoda söyleneceğini merak edenler için birkaç küçük bilgi verelim. Öncelikle diksiyon çalışmalarında bir saniyede iki kelimenin söylenmesi doğru olan, yani günlük konuşmada, normal bir konuşmada bir dakikaya 125 ile 175 arasında kelime düşüyor. Ancak tekerlemeler başlangıçta zor gelebileceği için heceleyerek de söyleyebilirsiniz. Ardından bir tekerlemeyi tek nefeste ve harflerin doğru çıkışıyla, özellikle ünsüzlerin doğru çıkışıyla tekrarlamakta fayda var. İşte ilk tekerlememiz bu tekerleme. Aynı zamanda kapalı E'ye de güzel bir örnek. Gece penceredeki tekir kedi kendi tenceresindeki et yedi. Burada en can alıcı kelime kendi kelimesi. Zaten diksiyon eğitimi alıp almadığımızı da en güzel sergileyen kelime yine bu kendi kelimesi. Yani açık E'den daha kapalı, daha ileride söylenen bir E, kendi. Abartılı bir şekilde söyleyecek olursak önce yanlış söylenişi verelim. Kendi, kendi. Doğrusu kendi, kendi. Gece penceredeki tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi. Ve şimdi de hepimizin aşina olduğu bir temrin. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Baba Baki Bandırmalı Bacı'nın basmalarını Balıkesir'de Bakkal Basri'ye bağlattı. Baba Baki Bandırmalı Bacı'nın basmalarını Balıkesir'de Bakkal Basri'ye bağlattı. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.
üç tunç hastas kayısı hoşafı. Üç tunç hastas kayısı hoşafı. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Dört deryanın derisini, dört dergahın derbendini devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Dört deryanın derisini, dört dergahın derbendini devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp. Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp. Abe kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı abe kuru dayı. Abe kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı abe kuru dayı. İb işlememiş mahkemeye gitmiş mahkemeleşmiş mi mahkemeleşememiş mi? İb işlememiş mahkemeye gitmiş mahkemeleşmiş mi mahkemeleşememiş mi? Şu karşıda bir dal, dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Şu karşıda bir dal, dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Ve son tekerlemede yine bilindik bir temrin. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kerkör kirpi dadanmış. Biri kürkü yırtık erkek kerkör kirpi, öteki kürkü yırtık dişi kerkör kirpi. Kürkü yırtık erkek kerkör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kerkör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kerkör kirpi dadanmış. Biri kürkü yırtık erkek kerkör kirpi, öteki kürkü yırtık dişi kerkör kirpi. Kürkü yırtık erkek kerkör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kerkör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Şimdi de size çok yaygın dil hatalarından bahsetmek istiyorum. Günlük hayatta sıkça kullanmamıza rağmen bazı kelimeleri hatalı kullanıyoruz. Bazılarını da hatalı kullanmasak dahi İstanbul ağzı gereği farklı telaffuz etmemiz gerekir. Bu kelimelerin yanlışını ve doğrusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Program değil program. Egemenlik değil egemenlik. Yine değil yine veya gene. Çünkü değil çünkü. Böyle değil böyle. Sonra değil sonra. Zindan değil zindan. Ahçı değil aşçı. Ultimatom değil ultimatom. Mütevazi değil mütevazı. Resmi geçit değil resmi geçit veya geçit resmi. Sallapati değil salla parti. Tedbir değil tedbir.
takdir değil takdir. İnisiyatif değil inisiyatif. Hükümet değil hükümet. Meyve değil meyve. Sahlep değil salep. Şarj değil şarj. Makina değil makine. Egzoz ya da egzost değil egzoz. Karakter değil karakter. Skandal değil skandal. Turan değil Turan. Aferin değil aferin. Saatçı değil saatçi. Hakir değil hakir. Asra değil asra. Cedelleşmek değil cebelleşmek. Azat değil azat. Azatlık değil azatlık. Oyuna düşmek değil oyuna gelmek. Tuzağa gelmek değil tuzağa düşmek. Koca elinde değil Kocaeli'de. Zeytinburnu'nda değil Zeytinburnu'da. Lisan değil lisan. Hatırat değil hatırat. Hibe etmek değil hibe etmek. Hile değil hile. İmar değil imar. İmaret değil imaret. Enkaz altında değil enkaz altında. Kervan ile değil kervanla. Kuruluş ile değil kuruluşla. Ben ise değil bense. Türkiye ise değil Türkiye ise. Müşkül değil müşkil. Diğer şeklinde değil diğer ya da diğer. İddiasıyla değil iddiasıyla. Bağı ile değil bağıyla. Yaprağın değil yaprağın. Utanmayacaksınız değil utanmayacaksınız. Ayıplayacağınız değil ayıplayacağınız. Söyleyeceğiz değil söyleyeceğiz veya söyleyeceğiz. Yapacaklarını değil yapacaklarını. Bağırıyordu değil bağırıyordu. Yapabileceği değil yapabileceği veya yapabileceği. Verebileceği değil verebileceği. Gelmeyecek değil gelmeyecek. Yoğurt değil yoğurt. Günlük konuşmada yapılan en yaygın hatalardan biri de kapalı E açık E'dir. Genellikle kapalı E'ler açık E şeklinde söylenir. Şimdi bu kelimelerin doğrusunu ve yanlışını göreceğiz. Genç kelimesindeki E kapalı bir şekilde söylenmesi lazım. Yani genç. Genç değil genç. Belki değil belki. Cehennem değil cehennem. Kent değil kent. Kendi değil kendi. Zenci değil zenci. Mühendis değil mühendis. Sevgili izleyenler, şu ana kadar yaptığımız etkili konuşma sanatı üzerindeki çalışmaları bir de metinle destekleyelim. Bunun için bazı örnekler sunacağız. Kağıt uçak biletinin 2 yıllık ömrü kaldı. Kağıt uçak biletlerinin en fazla 2 yıllık ömrü kaldığı havayolu şirketlerine milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayacak gelişme sayesinde elektronik biletlerin kağıt biletlerin yerini alacağı belirtildi. Dünyada satılan uçak biletlerinin dün itibarıyla %38'inin internet aracılığıyla satıldığı kaydedildi. Koltuk başına zorunlu sigorta 57.500 TL. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasında koltuk başına 57.500 TL tedavi gideri, 57.500 TL'de sakatlanma ve ölüm teminatı verilecek.
Kira gelirinde muafiyet sınırı 2200 TL. 2006 yılında elde edilecek kira gelirlerinin 2200 TL'ye kadar olan kısmından vergi alınmayacak. Sakatlık indirimi ise 1. derecedekiler için 530, 2. derecedekiler için ise 265, 3. derecedekiler için 133 TL olarak uygulanacak. Sesimize güzel bir tını kazandırmak için bu kez Hamlet'ten bir bölümü okuyacağız. Verdiğin parçayı ne olur dediğim gibi rahat özentisiz söyle. Çünkü birçok oyuncu gibi söz parlatmaya kalkacaksan mısralarımı şehrin tellalına okuturum daha iyi. Elini kolunu da havalara savurma öyle. Ölçüsünde tadında bırak her şeyi. Duyduğum coşkunluk bir sel, bir fırtına, bir kasırga bile olsa onu dindirecek bir hava bulmalı, buldurmalısın. Doğrusu yürekler acısı geliyor bana gürbüz bir delikanlının takma saçlar sakallar içinde bir acıyı yüreğini parçalarca didik didik ederce bağırıp halkın kulaklarını yırtması, o halk ki çoğu kez anlaşılmaz dilsiz oyunları gürültü gümbürtüyü sever. Bir oyuncu temel demin kendisinden daha yaygarıcı, Nemrut'tan daha Nemrut oldu mu hak ettiği şey kırbaçtır bence. Her dilin kendine has vurgu ve tonlaması vardır. Bu kelimelerin, cümlelerin yani konuşmanın anlamını güçlendirir. İlk olarak vurguyu ele alalım. Vurgu bir kelimede veya cümlede bazı seslerin, hecelerin baskın söylenmesidir. Kelimede hecelerin baskın söylenmesi, cümlede ise bazı kelimelerin baskın, farklı söylenmesidir. Dilimizde kelimelerde vurgu genellikle son hecededir. Mesela masa kelimesindeki vurgu sa hecesindedir. Kelimeler ek aldıkça vurgu sona kayar. Masa, masada, masadaki, masadakiler. Gördüğünüz gibi ek aldıkça vurgu son heceye kaydı. Her zaman vurgu son hecede olmaz. Bazı istisnalar da mevcuttur. Bu istisnalara en başta vereceğimiz örnek yer atlarıdır. Yer atlarında vurgu genellikle ilk hecededir. Ankara, İzmir, Samsun, Batman. Bu kelimelerde gördüğünüz gibi vurgu ilk hecededir. Fakat bazı yer adlarında vurgu farklı hecelere kayabilir. Trabzon, Erzincan, Anadolu. Bu yer adlarında vurgu genellikle orta hecelere kaymıştır. İstan takısıyla biten yer adlarında da genellikle ülke isimleridir bunlar. Vurgu İstan takısına yani son heceye kayar. Bulgaristan, Türkmenistan, Afganistan örneklerinde de gördüğümüz gibi vurgu son hecede yani istan takısındadır. Yine genel kurala ters düşen yani vurgu ilk hecededir kuralına ters düşen bir istisna da şudur. Bazı ek ve bağlaçlar vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır. Bu ek ve bağlaçlara bazı örnekler vermek gerekirse ile, ise, mi sonra eki, c, mema emir eki. Bu eklerin kullanıldığı bazı kelimelerde vurgunun bir önceki heceye kaydığını görebiliriz. Mesela bence, bizce, sizce. Bu kelimelerde vurgu son hecede yani c'de değil bence, bizce, sizce'de yani bir önceki heceye kaymıştır. Ahmet'le, Hasan'la, Ali'yle burada da gördüğünüz gibi ile bağlacı vurguyu kendinden önceki heceye kaydırmaktadır. Aynı şekilde yapma, etme şeklinde emir anlamı taşıyan kelimelerde de vurgu son hecede değil bir önceki hecededir. Vurgunun farklı hecelere kaydığı bir durumda, istisnai bir durumda şudur. Dilimizdeki Arapça veya Farsça kökenli kelimelerde uzun A sesi vardır. Bu ses, bu harf vurguyu kendi üzerine çeker. Örnek, katil, cahil gibi kelimelerde vurgu ilk hecede yani uzun A sesinin olduğu hecededir. Uzun A sesi farklı hecelere kaydığında vurgu da o hecelere kayar. Mesela mukabil, mücadele gibi kelimelerde vurgu uzun A sesinin olduğu harflerdedir. Vurgunun son hecede olmadığı başka istisna durumlar da vardır. Fakat genellikle vurgu konusunda büyük problemler yaşamadığımızdan detaylara burada girmiyoruz. Konuşmamıza, anlatımlarımıza, ifadelerimize güçlülük, anlam katan bir başka unsur da tonlamadır. Tonlama, ifadelerdeki ses şiddeti, ses baskısı ve sesin farklı kullanımıdır.
gerekli anlamları gerekli yerlerde yükleyebilme tonlamayla alakalıdır. Eğer tonlama yapmadan konuşursak, robotlar gibi anlamsız, boş ve kuru bir konuşma ortaya çıkar. Tonlama kabiliyetimizi geliştirmek için de elimize bazı kısa cümleler alıp bu cümleleri farklı tonlamalarda, yani farklı anlamlar yükleyerek farklı ruh haliyle okumaya çalışabiliriz. Mesela "Bugün hava çok güzel" cümlesini önce sert bir tonda, daha sonra sevecen bir tonda, ardından şüpheli bir tonda, daha sonra meraklı bir tonda okuyarak tonlama kabiliyetimizi geliştirebiliriz. Konuşmamızı güzelleştiren, kelimelerin, konuşmamızın, cümlelerin kulağa hoş gelmesini sağlayan bir diğer unsur da, bir diğer faktör de ulamadır. Ulama, sessiz yani ünsüz bir harfle biten kelimenin kendinden sonra gelen ve sesli yani ünlü bir harfle başlayan kelimeye bitiştirilerek okunmasıdır. Bu, konuşmamıza güzellik ve şiirsellik katar. Tıpkı güzel bir şarkının kulağımıza hoş gelmesi gibi, konuşmalar da ulamayla daha hoş, daha güzel gelir. Mesela, akşam oldu kelimesinin son harfi olan M, kendinden sonraki oldu kelimesinin ilk harfi olan ve ünlü bir harf olan O ile birleştirilir. Akşam oldu. Genellikle konuşmamızda ulamayı kendiliğinden yaparız. Bazı fiillerde ise ulama yaparken bitiştirilen heceyi biraz uzatmak gerekir. Mesela teşvik etmek, teslim olmak, takdir etmek. Bu şekilde ulama yapılan hece, ulamaya uğrayan heceyi uzatırsak bu konuşmamızı daha da güzel hale getirir ve akıcı hale getirir. Konuşmanın bu kısmıyla ilgili olan bir diğer konu da duraklamalardır. Konuşurken genellikle hızlı konuşuruz. Özellikle heyecanlandığımız durumlarda duraklamaları unutup hızlı konuşuruz. Bu da konuşmanın etkileyiciliğini büyük ölçüde azaltır. Oysa konuşmalarımızda gerekli duraklamaları gerekli yerlerde yaparsak konuşmamızın etkileyiciliği büyük ölçüde artar. Mesela önemli bir bilgi vermeden önce veya verdikten sonra kısa bir süre duraklarsak, söyleyeceğimiz, üzerinde duracağımız bilginin etkileyiciliği artmış olur. Yoksa konuşmamızın genel havası içinde etkileyiciliği kaybolur, vermek istediğimiz mesajı tam olarak veremeyiz. Duraklamaları üçe ayırabiliriz. İlk duraklama çok kısa olan ve durduğumuzda soluk almadığımız duraklamalardır. İkinci duraklama şekli ise biraz daha uzun, durduğumuzda yarım nefes aldığımız duraklamadır. Üçüncü duraklama ise genellikle cümle bitişlerinde, paragraf sonlarında olan duraklamadır. Yani daha uzunca dururuz ve durduğumuzda tam nefes alabiliriz. Metinleri okurken virgüller ve noktalarda duraklama yapabileceğimiz gibi konuşmanın akışına göre virgül veya nokta olmayan yerlerde de duraklama yapabiliriz. Konuşmalarınızın etkileyiciliğini arttırmak için duraklama çalışmaları yapmalısınız. Mesela bir örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Elinize herhangi bir şiiri ya da bir denemeyi alın. Bunu ilk önce okuyarak deşifre edin. Daha sonra gerekli yerlere kendinizce duraklama işaretleri koyun. Güzel konuşmayla ilgili son olarak şunları söyleyebiliriz. Size bahsettiğimiz, az önce tarif ettiğimiz egzersizleri her gün düzenli bir şekilde mutlaka yapın. Az da olsa düzenli bir şekilde yapın. Düzeni, sürekliliği aksatmayın. İnsan kendi bünyesindeki değişimi kendisi fark edemez. Hatta yakın çevresi dahi fark edemez. Bu yüzden ses tonunuzdaki, konuşmanızdaki değişimi, gelişimi görebilmek için sesinizi kaydedin ve dinleyin. Belirli aralıklarla sesinizi kaydedin, daha sonra da hem kendiniz dinleyin hem de çevrenizi dinletin. Bu kayıt işlemi sırasında ses kayıt cihazı, cep telefonu, bilgisayar, teyp gibi cihazları kullanabilirsiniz. Ayrıca televizyonda veya çevrenizde güzel konuştuğunu düşündüğünüz, güzel konuştuğuna inandığınız spiker ya da sanatçıları bol bol dinleyip kulak dolgunluğu oluşturmaya çalışın. Unutmayın, başarılı insanlar dillerini doğru kullanırlar. Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel dinleme ve anlama sanatı var şüphesiz. Burada dikkat çeken bir başka nokta da iletişimin başarıya ulaşması için dinleyen ve konuşmacı arasında bir işbirliğinin sağlanması. Size bir tavsiyemiz daha var. Lütfen karşınızdakini dikkatle ve sabırla dinleyin.
İşte son dakikalarda da bir notu paylaşmış olduk. Lütfen değil, lütfen doğrusu. Hemen karamsarlığa kapılmayın. Şöyle bir sözü sizinle paylaşalım. Bütün iyi hatipler başlangıçta kötü birer konuşmacıydı. Sizlere Amerika'dan ve Hindistan'dan iki güzel ve önemli örnek. Abraham Lincoln toplum önünde konuşmaktan çekindiği için ilk günlerde avuç içlerine kendi tırnaklarıyla kanatmıştı. Gandhi'ye baktığınızda Hindistan'ın simgesel ismi olan Gandhi de yine aynı şekilde heyecandan topluluk önünde düşüp bayılmıştı. Başarılı olmak için öncelikle başarıyı istemek gerekiyor. Doğru, etkili ve güzel Türkçe için de bu geçerli. Jean Paul ne kadar da güzel söylemiş. Tüm büyük devrimleri yapan insanoğlunun sesi. Biz bu çalışmada diksiyon sanatının, söz söyleme sanatının, etkili konuşma sanatının anahtarlarını ve önemli esaslarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bundan sonrası sizlere kalıyor. Türkçemizi hak ettiği şekilde layıkıyla konuşmak ve yaşatmak dileğimizle mutlu günler, mutlu yarınlar, hoşça kalın.